Borsanın yeni sasası mı haberimizde? Siz izleyicilerimizin karşısındayız sevgili Para Bilgi kanalı izleyicileri. Hepinize saygılar, selamlar. Evet, gündem sasa, hektaş derken aslında birçok hissenin aylardır, günlerdir yüksek miktarlarda yukarıda olduğunu, bu hisselerin de tavan yaptığını görüyoruz. Ama bunlar hiç gündem olmuyor. Şu anki gündem sasa mı, hektaş mı gündemi. Ve bugün de biraz gündem neye döndü arkadaşlar? BİM gündemi, şok gündemi, A101 gündemi gibi gündemlere yöneliyor. Evet, borsanın yeni sasası hangisi? Kim? Hangi hisse? Lütfen burada verilen bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Alfa Solar Enerji'den bahsediyoruz. Evet, Alfa Solar Enerji borsanın yeni sasası mı? Alfa Enerji 13 günde 13 tavanını yaptı. Kasım ayında 58,5 liradan halka açılan Alfa Enerji 13 seansta da tavan oldu arkadaşlar. Senet 201 liraya yükseldi. 201 lira 30 kuruş hatta. 9 Kasım'da hisselere arz edilen Alfa Enerji bu sabah seans açılışında bir kez daha tavan oldu. İlk defa arkadaşlar bugün tavanı bozdu Alfa Solar Enerji. Ama tabii notlarımızı belirteceğim videonun sonunda artık sona doğru da geliyor yani tavanlık meselesi çünkü nereye kadar? Hisse senedi 13 günde tüm seanslarda tavandan işlem görerek 58.500 lira 58.5 liradan 201 lira 30 kuruşa yükseldi. Evet arkadaşlar, bir hisse senedi niye prim yapar? Şimdi okuyacağımız paragrafa lütfen odaklanın. Güneş enerjisi sistemleri üretimi yapan Alfa Solar Enerji rekor fiyata ulaştı. Bakın ne dedi? Güneş enerjisi sistemleri üretimi yapan Alfa Solar Enerji rekor fiyata ulaştı. Kap haberlerine dikkat ettirseniz son zamanlarda hep güneş enerjisi ve RES yani rüzgar enerjisi yatırımları. Ve biz size diyoruz ki bu yatırımları yapacak olan şirketler prim yapmaması gerekiyor. Çünkü büyük yatırım yapacaklar. Sonradan iyi para kazanacaklar. Ürettikleri bütün sistemlerde enerji kullanıyorlar ve bu enerji yerine enerjiyi üretmek istiyor. Bunlar çok mantıklı iş yapıyor şirketler. Ama bu enerjiyi üretecek, güneş enerji sistemlerini kuracak altyapıyı kim yapacak? İşte Alfa Solar Enerji rekor fiyata ulaşmasının sebeplerinden birisi de bu arkadaşlar. Çünkü güneş enerji sistemleri üretim yapıyor, paneller üretiyor. Borsa Sasa ve Hektaş hisse senedini almış iken işte yeni halka arz edilen ve yatırımcılara sadece %7 oranında dağıtım yapılan, piyasada çok az hissesi bulunan, çok az lot bulunan Senet 201.30 liraya yükseldi. Hisse senedinde Deniz Yatırım bugün de satıcı olurken alıcı kurumlar ise iş ve vakıf yatırım olduğu dikkat çekiyor. Evet, yeni sasa mı arkadaşlar bu? Öte yandan Alfa'da 13 seans tavan borsada borsanın yeni sasası yorumlarına neden oldu. Uzmanlar hisse senedinin 58,5 liradan halka arz edildiğini dikkat çekerek yatırımcıları uyardılar. Evet arkadaşlar, dediğimiz gibi bu şirketin en büyük avantajlarından birisi doğrudan güneş enerjisi üretimi yapan şirket olması. Yani güneş enerjisi üretecek olan panelleri, malzemeleri üretecek olması. Yani çünkü herkes bunlara şu anda saldırıyor. Bütün şirketler GES kurmaya çalışıyor, RES kurmaya çalışıyor. İşte RES kuran bir şirket de şu anda halka arz olsa gözünüz kapalı olarak bütün sermayenizi belki yatırabilirsiniz. Çünkü niye? Herkes onlara saldırıyor şu anda. Ama şu da var. Ülke şu anda yurt dışından gelecek olan bu tür ithalatlarda vergi indirimleri de başladı. Mesela RES'te bu çok fazla var. Çünkü RES üretimi panelleri ülkemizde çok fazla yok. Bu yüzden yurt dışından çok fazla geliyor. Ve şu anda teşvikler var. RES üretimi için panel kullanacak olan şirketlere. Dün bununla ilgili Say Enerji'nin haberini yapmıştık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son olarak Alfas'la ilgili notlarımız, önemli notlarım da var. Bunlardan birincisi Alfas'ın şu anki durumuna baktığınız zaman tavandayken işlem hacmi yükselmiş. Ancak tavanda bekleyen lot sayısı geçtiğimiz günlere göre azaldı arkadaşlar. Bu da normaldir. Yani geçtiğimiz günlere göre 3/4 oranında azalmış. Şirketin 3. çeyrek bilançosunda yer alan 352 milyon öz kaynağı arzdan gelen
351 milyon da eklenirse ve bu 351 milyon minimum 150 milyon gelecek olan son çeyrek karını eklersek 800 milyon öz kaynak yapıyor arkadaşlar. Yani 800 milyon öz kaynak da büyük bir rakam. Ve şu anki 8.4 milyara bölüversek işte PDD oranı da ne oluyor? 7 oluyor. Mesela yani bu diğer şirketlerde bu tür işler yapan sektörüne göre baktığınızda diğer şirketlerde çok fazla arkadaşlar. Buna da belirtmekte fayda var. Yani şirketin o yönüyle halka arzdaki gelen parası ve öz kaynağının da elinde olması, bunun son çeyreğe denecek olması çok farklı bir yere de getirebilir hisse senedini. Her taraftan düşünmek lazım bunları. Evet arkadaşlar, tavanda bekleyen lot sayısı azalsa da Alfa Solar Enerji bugün de tavan olarak kapattı. Bugün ilk defa tavan bozdu. Yeni Sasa mı olur? Çok farklı şirketler bunlar. Ben bu haberi bulduktan sonra onu ilk önce olan düşünmüştüm. Yeni Sasa diye bir şey olmaz. Sasa Sasa'dır. Alfas Alfas'tır arkadaşlar. Sadece bunlar hızlı yükselmesinden dolayı söylenen sözler. Çünkü Sasa ile Alfas farklı sektörlerin şirketleri, farklı alanların şirketleri. Evet, hepinize bol bol kazançlar diliyorum. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayın. Yorumlarınız, beğenileriniz bize katkı sağlıyor. Video daha çok kişiye ulaşıyor. Beğenerek videolarımızı, yorum atarak bize destek olabilirsiniz. Hepinize bol bol kazançlar arkadaşlar.